2013 yılı Bitlis'te sağlık alanında en ciddi atılımların olduğu yıl olmuştur. 2013 yılında aile hekimliğine kaydı olmayan yaklaşık 15 bin kişiye ulaşılıp kayıt altına alınarak koruyucu sağlık hizmetleri kapsamına dahil edilmiştir. Bağışıklama koruyucu hekimliğin en temel ayaklarından biridir. Halk Sağlığı Müdürlüğü, toplum sağlığı merkezleri ve aile sağlığı merkezlerinin yoğun çalışmaları neticesinde 2013 yılında Bitlis'te aşılama oranı %98'e çıkarılmıştır. İlimizde uyguladığımız misafir anne projesi ile anne ve bebek ölümleri oranı yapılan ortak çalışmalar sonucunda büyük bir düşüş elde edilerek Türkiye ortalamasına ulaşılmıştır. Kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezi kurularak ücretsiz olarak kanser taramaları yapılmaktadır. Kurumsal kimlik oluşturma adına binalarımız, Sağlık Bakanlığı'nın logosundaki turkuaz, beyaz, kırmızı renge boyanmaya başlanmıştır. Toplum sağlığı merkezleri ve aile sağlığı merkezlerinde toplam 21 yerin bakım onarım işi yapılarak vatandaşların daha nezih ortamda sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanmıştır. Bununla birlikte aile sağlığı merkezlerinin hizmet kalite standartları arttırılarak A sınıfı aile sağlığı merkezine dönüştürülmüştür. İlimiz Halk Sağlığı Müdürlüğü 2012 yılı Nisan ayında 8 araç ile hizmet vermeye başlamış olup gerek bulunduğumuz bölgenin coğrafi şartları gerekse iklim ve kırsal nüfusun fazlalığından dolayı araç filomuzu 20'ye çıkararak daha fazla vatandaşımıza yerinde sağlık hizmeti verebilmektedir. Müdürlüğümüze bağlı tüm toplum sağlığı merkezlerimize en az birer araç tahsis edilmiştir. Araç filomuzun büyümesinden dolayı uydu takip sistemi aracılığıyla koordinasyonu sağlanmaktadır. Bununla birlikte filomuza katacağımız 7 yeni tam donanımlı evde sağlık hizmeti aracı ile daha fazla sayıda vatandaşımıza sağlık hizmetini götürmeyi planlamaktayız. İlimize hizmet vermekte olan L2 tipi halk sağlığı laboratuvarımız 2013 yılı içerisinde ISO 17025 kalite standartları çerçevesinde modernize edilerek engellere yönelik gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Modernize edilen halk sağlığı laboratuvarımızda su analizleri ve kan tahlilleri yapılabilmektedir. İlimiz genelinde hizmet vermekte olan 90 aile hekimimiz tarafından alınan numunelerin kabul kriterlerine olan uygunluğu değerlendirilip kabulü ya da reddi yapılmaktadır. Su mikrobiyolojisi laboratuvarı. Sularda kontrol ve denetim izlemesi kapsamında birçok parametrede mikrobiyolojik analizler yapılmakta ve suyun kullanımına uygun olup olmadığı raporlandırılmaktadır. Su kimyası laboratuvarı. Sularda kontrol ve denetim izlemesi kapsamında birçok kimyasal parametrenin ölçümü yapılmaktadır. Besiyeri ve sterilizasyon laboratuvarı. Mikrobiyolojik analizler için gerekli olan besiyerleri ve deney malzemelerinin hazırlanmasının yanında laboratuvarda kullanılan malzemelerin sterilizasyonu yapılmaktadır. Hemogram ve talasemi laboratuvarı. Laboratuvarda ulaştırılan tam kan numunelerinde kan değerlerinin ölçümü ve evlilik öncesi yapılması zorunlu olan Akdeniz anemisinin genetik olarak taşıyıcılığı saptanmaktadır. Hemogram cihazımız saatte 60 hasta, talasemi cihazımız ise saatte 6 hastanın analizini yapabilmektedir. Klinik mikrobiyoloji ve hormon laboratuvarı. Laboratuvara ulaştırılan kan numunelerinde 14 parametrede hormon testleri analiz edilmekte ve hormon cihazımız saatte 100 test çalışmaktadır. Klinik biyokimya laboratuvarı. Laboratuvara ulaştırılan kan numunelerinde 26 parametrede biyokimya testlerinin sonuçlarına bakılmakta ve cihazımız saatte 1200 test çalışabilmektedir. Aynı zamanda aşı nakil merkezi, rutin aşı takvimine giren yeni aşılardan sonra
mevcut imkanların yeterli gelmemesinden dolayı 2013 yılı içerisinde bölgenin en büyük aşı nakil merkezi kurularak Bitlis ve çevre illere hizmet verebilecek kapasite kazandırılmıştır. Aşı nakil merkezinden aile sağlığı merkezlerine dağıtılan aşıların uygun standartlarda dağıtım yapabilmesi amacıyla bakanlığımız tarafından 2012 yılı içerisinde aşı nakil aracı ilimize tahsis edilmiştir. Müdürlüğümüzün aşı nakil merkezinden çıkan aşılar vatandaşlarımıza uygulanıncaya kadar soğuk zincir takibi merkezi sistem üzerinden izlenebilmektedir. ...1974 yılında yapılan ve 12 bin nüfusa hizmet veren aile sağlığı merkezi artık bölgenin ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelmesinden dolayı 2013 yılı içerisinde mevcut bina yıkılarak yerine 4 katlı modern il tipi aile sağlığı merkezi yapılmıştır. Bölgemiz itibariyle sağlık personelinin hizmet standartlarını arttırmaya yönelik 4 daireli lojman da çalışanlarımıza tahsis edilmiştir. Bununla beraber aile sağlığı merkezinde görev yapan personelin güvenli bir çalışma ortamı sağlanmasına yönelik güvenlik kameraları ile donatılmıştır. İlimiz Çarşı Merkezi'nde bulunan ve daha önceki yıllarda SSK Polikliniği olarak hizmet vermiş olan aile sağlığı merkezimiz 2013 yılında modernize edilerek A sınıfı kalite standartlarında hizmet vermeye başlamış olup engelli kişilere yönelik gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Aile sağlığı merkezimiz günün 11 saati açık kalarak başvuran hastalarımıza hizmet imkanı sağlamaktadır. Güroymak ilçemize bağlı Günkırı beldesinde bulunan aile sağlığı merkezimiz hizmet verdiği bölgenin ihtiyaçlarını karşılayamadığından dolayı 2013 yılı içerisinde yeni hizmet binasının yapılmasına başlanmış olup 2014 yılı Temmuz ayında hizmet vermeye başlaması planlanmaktadır. Halk Sağlığı Müdürlüğümüz kurulduğunda ilimizde toplam 5 toplum sağlığı merkezi bulunmaktaydı. Tatvan Toplum Sağlığı Merkezimiz Devlet Hastanesi'ne ait ek hizmet binasında Yeşil Kart birimi ile birlikte hizmet vermekteydi. 2013 yılında ilçe merkezinde daha uygun şartlarda hizmet vermeye başlamıştır. Bu yeni hizmet binamızda personellerin rahat çalışma ortamı oluşturulmuş ve personelimize hizmet içi eğitimler için bir toplantı salonu tahsis edilmiştir. Aynı zamanda Mutki ve Hizan Toplum Sağlığı Merkezleri de kurularak yeni hizmet binalarına taşınmıştır. Güroymak, Gölbaşı, Merkez Yol Alanı, Tatvan, Birnoğlu Aile Sağlığı Merkezleri. İlimizde bulunan 30 aile sağlığı merkezimiz, Sağlık Bakanlığı kurumsal kimlik faaliyetleri, engelli düzenlemeleri, çalışan sağlığı ve güvenliği açısından gerekli modernizasyonlar yapılarak uygun hale getirilmiştir.